Sanatsız yaşayan toplumlarda görülen kavrukluk. Sanat ve estetikten uzak, kalitesiz yaşam süren toplumlar büyük bir eksiklik içindedirler. Böyle bir toplumun fertlerinin geniş bir ufku yoktur ve birçok alanda geri kalmışlık içindedir. Sanattan uzak yaşamın sebep olduğu kavrukluğa birkaç örnek verelim. İnce düşünme yeteneğini kaybederler. Sanat ve estetikten uzak yaşamak insan ruhunun bütün inceliğini öldürür. Böyle bir kişinin günlük yaşamında ve özellikle de kişisel bakımında gösterdiği özensizlik, bütün tavır ve konuşmalarında da görülür. Lafını sözünü bilmeyen, kaba, detayları fark edemeyen ve halden anlamayan bir üslup bu kişilerin hayatının her anına yansır. İslam dininin kazandırdığı kalite anlayışıyla uyuşmayan bu tavırlar, insanların kalbinin İslam'a ısınmasında yıkıcı bir etki oluşturabilir. Allah Kur'an'da şeytanın müminlerin arasını açmaya çalıştığını bildirmiş ve müminlere güzel üslupla konuşmalarını emretmiştir. İsra suresinde şöyle buyrulur. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kullarıma sözün en güzel olanını söylemelerini söyle. Çünkü şeytan aralarını açıp bozmaktadır. Şüphesiz şeytan insanın açıkça bir düşmanıdır. Müminler gerek dış görünümlerine, gerek yaşam alanlarına gösterdikleri özenin bir neticesi olarak ince düşünme ve detayları görebilme yeteneği kazanırlar. Bu gibi konularda ayrıntılara dikkat etmek, temiz olmak, özenli olmak, olayların birkaç aşama sonrasını hesap ederek hareket etmek, müminlere her konuda ayrıntıları görebilmeyi ve ince düşünebilmeyi kolaylaştırır. Böylece müminler sözlerini gelişigüzel seçmez, üsluplarına çok dikkat eder. Allah'ın rızasına ve Kur'an ahlakına en uygun şekilde konuşurlar. Bu da biraz önceki ayette de dikkat çekildiği gibi müminlerin kardeşlik bağını güçlendiren çok önemli bir konudur. Doğadaki sanat ve estetiği müşahede edemezler. Hayatlarını sanatın hakim olması için gayret göstermeyen kişilerin çevrelerindeki sanat yapılarına karşı duyarlılıkları da büyük ölçüde körelir. Bunun negatif bir sonucu olarak örneğin bir çocuk, güzel bir çiçek, sevimli bir kedi bu insanların ruhlarında neredeyse hiçbir güzel etki oluşturmaz. Böylesine güzel varlıklarda Allah'ın sanatının tecellisini görmenin heyecanını ruhlarında hissedemezler. Bu kuşkusuz çok büyük bir kayıptır. Halbuki kıyafetinin uyumlu olmasına özen gösteren ve ruhu bundan zevk alan biri, çiçeğin en güzel renklerde, en estetik ve en simetrik şekilde yaratılmış olmasını, saçının güzelliğine ve bakımına dikkat eden biri, kedinin daima parlak tüylerinin olmasını, evini güzel ve kaliteli dekore eden biri, gördüğü gün batımı manzarasındaki renk uyumunu kuşkusuz daha iyi müşahede eder. Çünkü güzelliklere yönelik algı hassasiyeti çok daha fazladır. Müminler gördükleri her güzelliğin Allah'ın güzelliğinin bir tecellisi olduğunu bilirler. Ve bu güzellikler kalplerinde bir ferahlık meydana getirir. Güzellikleri daha iyi fark etmek ise Allah'ı daha çok anlamalarına ve şükür etmelerine vesile olur. Dini hizmette gerekli özeni gösteremezler. Dine yapılan hizmetlerde sanat ve estetik büyük önem taşır. Çünkü dinin anlatıldığı bir internet sitesinin, kitabın ya da bir belgeselin güzel görünümü ve özenli bir çalışma olması, insanlarda o eseri inceleme isteğini arttırarak etkisinin Allah'ın dilemesiyle artmasına vesile olur. Eğer dini anlatan bir eserin kitap kapağına, sayfa düzenine, içeriğinde kullanılan resimlere yeterince özen gösterilmemişse bu hemen fark edilir ve anlatılanların etkisini kırabilir. Günlük yaşamlarında sanat ve estetikten uzak yaşayan kişilerin din adına etkili bir faaliyet yürütmede zayıf kalacakları açıktır. Hayatlarının birçok alanında incelikleri ve detayları fark etmede eksik kalan bu kişiler, kuşkusuz ki yaptıkları faaliyetlerde de pek çok önemli ayrıntıyı gözden kaçırırlar. Dolayısıyla anlatımda fark ve etki yaratacak birçok inceliği atlamış olurlar. Oysa Müslümanlar her anı Allah'ın dinine en fazla şekilde hizmet etmek gayretinde olan, Allah rızasının en çoğunu hedefleyen insanlardır. Müminlerin Allah yolunda hayırlarda yarıştıklarından Kur'an'da şöyle bahsedilir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım.
Bunlar Allah'a ve ahiret gününe iman eder, maruf olanı emreder, münker olandan sakındırır ve hayırlarda yarışırlar. İşte bunlar salih olanlardandır. İslam'ı tanımayanların kalplerinde buğz oluşmasına sebep olurlar. İslam güzel olan, asil olan, kaliteli olan her şeyin toplandığı bir dindir. Müslüman aklınıza gelebilecek en düzgün, en yüksek ahlaklı, en kaliteli insandır. Herkesin gıpta edeceği bir kişidir. Ancak İslam adına sanat ve estetikten uzak bir yaşam, İslam'a karşı yanlış bir imaj oluşmasına sebep oluyor. İslam dinini tam tanımayan kişiler de İslamiyet'e bu yüzden ön yargıyla yaklaşıyorlar. Bugün pek çok insanın dinden uzaklaşmasının en önemli nedenlerinden biri de budur. Kuşkusuz ki İslam'ın gerektirdiği kaliteye ulaşmak için gayret etmeyen, dini sığ ve çarpık yorumlayan ve temizlikten uzak yaşayanlar üzerinde bu bir vebaldir. Müslümanların Kur'an'da Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın kıssasında da anlatıldığı gibi sanat ve estetiği tebliğde başlıca yöntemlerden biri olarak benimsemeleri gerekir. Bu konuda Kur'an'a tam uymak, tüm dünyada İslam'ın süratle yayılmasına vesile olacaktır. Hazreti Süleyman Aleyhisselam, Seba Melikesi'ne yaptığı tebliğde Seba Melikesi'nin kendi tahtını getirmiş, onu sarayında ağırlamış, sarayının dekorasyonundaki muhteşemlik, Seba Melikesi'nde büyük etki uyandırarak imanına vesile olmuştur. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın tebliğinin tüm aşamalarında ince düşünceli tavırları ve sanattan faydalanışı açıkça görülmektedir. Kur'an'da anlatılan bu tebliğ yöntemi tüm Müslümanların izlemesi gereken bir yöntemdir. Sanattan, estetikten ve kaliteden uzak bir yaşamın Müslümanlara ne büyük zarar verdiği çok açıktır. Bazı Müslüman toplumların yaşadıkları kalitesiz hayat tarzından kurtulmaları için ise öncelikle kalitenin Müslümanlığın önemli bir özelliği olduğunu anlamaları gerekir. Ardından da bu Müslüman özelliğini en güzel şekilde hayata geçirmeye çalışmalıdırlar. Yaşamlarının her alanına girecek şekilde uygulamalı, kaliteyi rahmani anlamda bir hırs edinmelidirler. Sanatta, bilimde, estetikte, siyasette, kısacası her alanda ve her yerde kalite olduğunda, İslam'a karşı olan olumsuz bakış açısı da kendiliğinden ortadan kalkacaktır. İşte gerçek İslam'ın özü de böyledir. Tüm bu özelliklerin en mükemmel anlayışı İslam ahlakında vardır. Unutulmamalıdır ki İslam'ı yanlış algılayarak kalitesiz yaşayan toplumlar Müslümanlığı yanlış tanıtıyorlar ve İslam'a karşı gereksiz bir tepki, temkin ve ön yargı oluşmasına sebep oluyorlar. Bu durum engellendiğinde dünya barış ve huzura daha çok yaklaşacak, farklı inançlara, farklı fikirlere sahip toplumlar dahi barış ve anlayış içerisinde bir arada yaşama imkanı bulabileceklerdir.